Güveçte taze fasulye sever misiniz? Ben çok severim. Üstelik her pişirdiğimde aklıma vektör alanları gelir. Her bir fasulye küçük bir oku andırdığı için kendimi tutamam. Onları aynı yönde akacak şekilde dizerim. Bazen biraz dalgalı dizerim ki bir akarsudaki akış vektörleri gibi görünsün. Aralara anaforlar falan eklerim. Bazen taze fasulyelerle rüzgar vektörlerini gösteririm. Uzun fasulyeler yüksek şiddetli vektörler olur. O yönde güçlü bir rüzgar olduğunu anlatır. Kısa düşük şiddetli fasulyelerse düşük rüzgar hızını temsil eder. İsterseniz güvecinizde bir kasırga yaratabilirsiniz mesela. Yüksek rüzgar hızını temsil uzun fasulyeleri merkeze yakın ve saat yönünün tersine bakacak şekilde dizebilirsiniz. Kasırganın merkezinden uzaklaştıkça da rüzgarın şiddetini azaltırsınız. En kısa fasulyeleri merkezin içine koyarsınız çünkü kasırganın gözü sakin olur. Bu arada fasulyelerin hiç öyle kavis vermediğimi merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü vektör alanlarının kendilerine has şekilleri olabilse de vektörlerin yoktur. Genellikle düz doğru parçalarıyla, sayılarla veya ikisiyle birden ifade edilirler. Ama bu vektörlerin sadece düz çizgiler olduğu anlamına gelmez. Vektörler tek bir noktada olup biteni temsil ederler. Bu nokta gibi ve rüzgarın bu parçası bir seferde sadece tek bir yönde ilerleyebilir. O yüzden de fasulye o yöne bakar. Ve bu rüzgar parçacığının fasulyenin boyuyla temsil edilen belli bir hızı vardır. Tabii ki fasulye burada sadece bir gösterim. Gerçekte vektörlerin bir şekli yoktur. Sadece yönleri ve büyüklükleri vardır. Bu da demek oluyor ki yönü ve büyüklüğü olan bir fasulye grafik üstüne çizilmiş bir ok parantez içinde iki sayı veya tek bir karmaşık sayı ya da belli bir açı ve kalınlıkta kesilmiş bir portakal dilimi yahut pusula yönünün belli bir desibel seviyesinde bağırılması kadar geçerli bir vektördür. Her neyse İtiraf edeyim herhangi bir anlam veya bağlam dahilinde olmak için kendi başlarına öylece duran vektörleri pek sevmiyorum. Tek bir taze fasulyeden güveç olmaz veya bu örnekte matematikli güveç olmaz. Oysa vektör alanları şahane şeylerdir. Kıvrımları, desenleri, bağlamları ve gerçek hayatta karşılıkları vardır. Tam şu anda bu fırın tepsisinin içinden geçen ve vektörlerle ifade edilebilen alanlar var. Mesela yer çekimi alanı. Taze fasulyelerimin hepsine yer çekimi kuvveti etki ediyor. Onları yeryüzüne doğru çekiyorlar. O halde taze fasulyeleri kullanarak içinde bulundukları yer çekimi alanını temsil eden bir vektör alanı yemeyi hazırlayabiliriz. Tabii bunun için fasulyeleri uçları aşağı bakacak şekilde dizmemiz gerekir. Ayrıca gerçek çekiminden hepsi eşit derecede etkilendiği için uzunlukları da aynı olmalı. Güveci yüksek bir irtifada hazırlıyorsanız fasulyeleri azıcık daha kısa kesmeyi unutmayın. Şu an bu taze fasulyelerin içinden geçen vektörlenebilir alanlar arasındaki bir diğer favorim elektromanyetik alan. Tepsi altlığı olarak devasa bir çubuk mıknatıs kullanıyor olsaydık fasulyelerimizin o bölgedeki manyetik alanı göstermesini isteyebilirdik. Mıknatısın kutuplarına yakın nokta daha büyük vektörler olurdu. Ve bu vektörler tıpkı manyetik alan içine yerleştirilen demir tozları gibi kıvrılan bir desen çizerdi. Fasulyeler aynı zamanda kuvvetin kuzeyden güneye yöneldiğini ve mıknatıstan uzaklaştıkça kuvvetin küçüldüğünü de gösterirdi. Veya her şey gerçeğe uygun olsun istiyorsak ve bir mıknatısımız yoksa eşit boylara sahip fasulyeleri alıp hepsi aynı yöne yani kuzeye bakacak şekilde dizebiliriz. Evet bu şekilde tepsiyi yönü bozmaksızın elden ele uzatmak zor olur ama fizik veya matematik uğruna göz alınmayacak zorluk değil. Yeri gelmişken hangi vektörün hangi noktada olacağını yani belirleyen bir kural uydurarak kendi vektör alanınızı da icat edebilirsiniz. Mesela seçtiğiniz herhangi bir noktanın x virgül y şeklinde olan koordinatlarını alıp o noktaya y virgül x şeklinde bir vektör atayabilirsiniz. O zaman bu 0 virgül 5 noktasında 5 virgül 0 vektörü olur. Eksi 3 virgül 1 noktasına eksi 1 virgül 3 vektörü denk gelir. 4 virgül eksi 4 de ise eksi 4 virgül 4 vektörü vardır. Çok basit ama sonuçta vektörlerin köşelerden gelip birbirleriyle çarpıştığı sonra tekrar ayrıldığı harika bir vektör alanı elde edersiniz. Her neyse yapabileceğiniz daha bir sürü şey var ama ben artık yemeğin sosunu koyup tepsiyi fırına vermek istiyorum. Biraz acıktım da. Henüz çok iştah açıcı görünmeyebilir ama daha pişmesine çok var. İyi bir güveçte taze fasulyenin olmazsa olmazı soğan halkası süslemesidir. Bu da benim lezzet sırrım. Bir sonraki videoda size de göstereceğim.